Murat Hoca. Murat Hoca. Efendim. Hah, orada mısın? Kal orada. Buradayım zaten. İyi. Git öteye otur. Neden? Giyindim. Onu göstereceğim. Peki. Oturdum. Çıkacağım şimdi. Ama bana bak. Görebilsem bakacağım. Ya o manada değil. Çıkınca benle kafa bulmayacaksın, tamam mı? Bilemem o dediğinden yapabilir miyim? Lafı çevirme. Kafa bulmayacağım. Anladık. Geliyorum bak. Sen ne? Ne dedim ki? Ben de onu diyorum işte. Desene bir şey. Olmamış değil mi? Çok şey olmuş. Doğru. Çok. Anladım. O kadar mı kötü? Saçın mı, kıyafetin mi, hangisi çok? Çok. Ne? Sen dedin çok diye. Bir şey de ya. Çok güzel olmuşsun Hasret. Çok güzel olmuşsun. Bir anda söyleyecek söz bulamadım. Hadi ya. O kadar yani. Seni çalıştırırken sonunda kurduğum hayale her gün yaklaştığını görüyorum. Ama bunu hiç düşünmemiştim. Bu sefer iyi bir şey diyorsun galiba. Adım adım sahneye yaklaşıyorsun artık. İstediğin bu değil miydi? Ben sahneye çıkayım, sen de... Küçük bir eksik var ama onu da tamamlayalım. Bence bu kıyafetini tamamlayacak. Zahmet etmişsin. Çok beğendim. Sevindim. Hazırız. Hoş geldiniz Murat Bey. İyi akşamlar. Hemen masaya geçmek ister misiniz? Ne dersin? Olur. İsterseniz barda birer içki alın. Sizi daha iyi ağırlayabilmemiz için bir masa hazırlayalım. Olur. Gel. Ama ben içmem. Çarpılıyorum bazen. Zaten ayakta zor duruyorum. Hanımefendi buyurun. Bu ayağımdakilerle işim zor. Bu topukların üzerinde durmak marifet. Sen bilmezsin İddiaya tabii. İddiaya girelim mi? Şampanya içersen bu sefer çarpmayacak. İçmeyeceğim. Teşekkürler. Murat Bey hoş geldiniz. Bize bir şeyler çalma lütfunda bulunur musunuz? Bizi bu zevkten mahrum etmeyin lütfen. Adam seni bilmediği için gel çal diyor. Koskoca Murat Hoca kalkıp burada mı çalacak? Niye çalmasın? Çalar da zamanı değil. Bırak şimdi. Burnun büyük demeye dilin varmıyor. Yok zamanı değil, yok çalarım ama şimdi değil. Burnun mu büyük? Böyle mi düşünüyorsun hakkında?
Öyle değil misin? Şu piyanonun başına hayatta oturmazsın sen. Öyle mi? Var mısın iddiasına? Varım. Nesine? Ben çalarken yanımda şampanya içeceksin. Bir kadeh şampanya alabilir miyim? Tabii efendim. Sizi aramızda görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun efendim. Böyle bakışlara alışman gerekecek. Şerefe. Puan bana Casablanca filmini hatırlattı. Aa, ben seyrettim Casablanca'yı televizyonda. Siyah beyaz bir filmdi. Filmde kızı üzüyorlardı. Erkek her şeyini kız için tehlikeye atmaktan çekinmiyordu. Film icabı. Peki kızın üzülmesi film icabı değil miydi? Thank you very much. Vay be. Piyaniste bırakalım. Ama o senin bileğinin hakkı. Hasret. Bırak o parayı. Masamız hazır galiba. Gidelim mi? Murat. Koluna girebilir miyim? Sarhoş mu oldun yoksa? Yok. Ama ikisi bir arada topukluyla şampanya zormuş. İyi geceler Hasret Hanım. Bu oteli çok sevdim. Ama oteldekiler de beni sevdi. Belki de buraya öğrenci kız olarak gelip prensese dönüşmenden etkilendiler. Nasıl? Çiçekçi kız olarak tanısalardı seni, tavırları bambaşka olurdu. Hayır, olmazdı. Boşuna itiraz ediyorsun. Bal gibi biliyorsun. Tırtıldan kelebeğe dönüşünü benim kadar onlar da gördüler. Doğrusu da iyi iş çıkardın. Ne demek istiyorsun? Fırsatları değerlendirdiğini söylüyorum. Sen şunun Türkçesini söyle bana. Çok açık değil mi? Değil. Eşelik lafın dibi nerede bulasın? Basit bir şey söylüyorum. Başarıya paraya gidecek yolda o dobralığın yok oldu. Adaletli halini sarsan bir şey olduğunda durmadın. Senin ağzınla hop ne oluyor demedin. Kahve acı. Tadını da sevmedim. Ama yine de içiyorum. İnat ya. İlla kan içip kızılcık şerbeti içtim diyeceğim. Kan kusup kızılcık şerbeti içmek. Doğrusu o. Ama sen tutma içindekini. Söyle. Peki. Çekelim kılıçları diyorsun yani. Aklında bir şey varsa? Var tabii. Sen var ya, çok alçakmışsın. Benim üzerime bahse girmişsin. Hah, şöyle. Sonunda çıktı ağzından. Sinsi sinsi kök söktürmeyi bıraktın sonunda. Sen bahsi bildiğimi biliyor muydun? Yazık oldu planlarına. Seni meşhur edip zengin edeceğimi düşündüğün için susmaya çalıştım. Ama olmadı. Hasretin de var bir sınırı değil mi ya? Siz var ya. Siz iki şımarık zengin çocuğu benim üzerime çil horoz misali bahse tutuştunuz. Ebe Hasret, sen de bunu kursağından geçirdin ya. Şu haline bak.
Bir de suçlu durumuna düştüm be. Hasret. Ağlıyor musun? Ağlıyorsun. Ya bıraksan bir git sen de doya doya ağlasak şurada. Bilmen gereken bir şey var Hasret. Yavaş yavaş söyle bari. Bir çiçekçi kızın kalbi kırılmaz sanma. Ne kadar kırılgan olduğunun farkındayım. Söyle hadi. Ben iddiadan vazgeçtim. Levent'e besteyi çoktan verdim. O mesele kapandı. Nasıl yani? Neden peki?